Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün herkesin merak ettiği değişik matematik hesaplarına girdiği 1 dolar olur mu 10 sent olur mu diye konuştu. Shiba'dan bahsedeceğiz. Gerçekten Shiba 10 sent olur mu? Gerçekten Shiba 1 dolar olur mu? Bunları tamamen matematiğin ışığında e, matematik işlemlerle size aktarıp yorumu size bırakacağım. Olumlu ya da olumsuz bir yorum yapmayı bu video için e, tercih etmediğimi bilmenizi isterim. Bildiğiniz gibi Shiba arkadaşlar son günlerde bugünün de en çok yükselenlerinde ikinci sırada aslında birinci ap bir, bir kaldıraçlı kendinden kaldıraçlı bir token olduğu için Binance'da normal bir token olarak en çok yükselen token olarak ön plana çıkmakta. Son bir haftalık performansına, performansına baktığımızda da %135 gibi bir artışı ve böyle bir trendi hızlı bir trendi yakalamış durumda. Peki Shiba Bazılarının söylediği gibi bir dolar olur mu? Gelin bunu market sıralamasında 6. sırada olan Solana ile 3. sırada olan BNB ile ve 2. sırada olan Ethereum ile karşılaştıralım. Ee, şey hemen hesapladım arkadaşlar sizin için. Solana'nın gördüğünüz gibi şu an market hacmi 57 milyar dolar. Market hacmi ne demektir arkadaşlar? Ee, market hacmi coin'in fiyatıyla piyasada kaç tane coin varsa onunla çarpılır. Piyasa değeri bulunur. Dolayısıyla 57 milyar dolar da şu anki Shiba'nın şeyine bölersek, dolaşımına bölersek, şu an ne bölersek bunun 0.3011 olduğunu görürüz. Şu anda da 0.4068 seviyelerinde. Hemen şöyle bir hesap yapalım. Yani eğer Shiba Solana'nın yerine geçerse Yüzde kaçlık bir artış yapmış? Bu yapması gerekiyor. Bunu da bir de hesaplayalım. 0.4068 diyelim. Gördüğünüz gibi 1.68 kat yapıyor arkadaşlar. Bu da demek oluyor ki Shiba Solana'nın yerine geçip markette şu anki haliyle 6. sıraya gelirse sadece %68 şu anki konumundan sadece %68'lik bir artış yapması Shiba'nın Solana'yı geçmesi için yeterli olacaktır. Şimdi ikinci olarak e, BNB'ye gelelim. BNB'de markette arkadaşlar e, üçüncü sırada olan bir coin. E, BNB ile BNB'yi yetişmesi için ve üçüncü sırada 3. sıraya gelmesi için de 0.3015 olması gerekiyor. Yine hemen onu da gelin bölelim. Yani şu anki halinden yüzde kaç artarsa Shiba buraya gelir. Bunu hesaplıyoruz arkadaşlar fiyatının bu olması gerekiyor BNB'yi yakalaması için. Hemen hesapladığımızda 2.24 kat yapar arkadaşlar. Şu anki halinin yani 1.24 katı olarak ne yapabilirsiniz? Düşünebilirsiniz. Son olarak e, Ethereum'a gelelim arkadaşlar. Eğer Shiba bakın eğer Shiba e, Ethereum'u yakalarsa ve markette ikinci sıraya gelirse bile Olabileceği fiyat 0.3095. Bu matematik gösteriyor ki arkadaşlar şu anki piyasa koşullarında piyasaya çok yüksek derecede para girmediği sürece e, ya da e, çok inanılmaz şeyler olmadığı sürece e, Shiba'nın ne 10 cent olması muhtemel ne 1 cent olması muhtemel ne de 1 dolar olması muhtemel. E, hesaplamalarınızı yaparken alacaksanız da satacaksanız da e, piyasa donelerine piyasa hacmine e, market değerine bakarak hesaplamalar yapmanız e, sizi hayal kırıklıklarından uzak tutacaktır Arkadaşlar bu hangi kripto olursa olsun e, bu 1 sent olacak bu 1 dolar olacak 10 dolar olacaktan daha çok bu 1 dolar olabilir mi sorusuna kendinize sorduğunuz zaman aslında birçok şeyi de çözmüş olacaksınız. Umarım güzel bir video olmuştur. Hepinizi seviyorum. İlerleyen videolarda görüşmek üzere arkadaşlar.